Herkese merhaba, Dünya Web TV'ye hoş geldiniz. Bitcoin uzun direnenleri ardından yeniden yükseldi. Temmuz ayında gördüğü 30 bin dolar olan dip seviyesinden %50 yükselişle 45 bin doların üzerine çıktı. Ve analistlerin 100 bin dolar tahminleri yeniden konuşulmaya başlandı. Bitcoin'deki durumu ve kripto paralardaki gidişatı konuşacağız bugün. Karşımızda kripto teknik kurucusu Oytun Es var. Oytun Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler. Neden yükseliyor Bitcoin? Oradan başlayalım. Boğalar geri mi dönüyor? Bir yükseliş trendinin başlangıcı mı bu? Ne dersiniz? Aslında şöyle okumak lazım. Yani Bitcoin tüm zamanların zirvesi olan 65 bin dolara ulaştıktan sonra, ki bu ulaşış gerçekten çok hızlı bir şekilde oldu. Birçok piyasadaki eski ismin bile evet 65 bin dolar beklentisi, hatta yukarı yönlü 6 haneli beklentiler, 100 bin dolar beklentisi piyasanın içerisinde olan birçok kişi de var. Ama Bitcoin'in bu kadar hızlı bir şekilde 65 bin dolara gitmesi tabii ki her piyasada olduğu gibi bu kadar sert yükselen bir varlığın belli bir yerden sonra sertte bir düzeltme yapması gerekiyor. Kripto paralar yapısı gereği bu yükselişleri ne kadar sert yapıyorsa düşüşleri de bu kadar sert bir şekilde yapıyor. Şimdi aslında biz Bitcoin'de şunu biliyoruz. Bitcoin daha önceleri yükseliş trendine girmek için sadece kendi iç dinamikleriyle hareket ettiği için biz yaklaşık 4 yıl beklemek durumunda kalıyorduk. Bunun da temel motivasyonu, temel sebebi şuydu. Bitcoin'deki bizim madenci ödül yaralanması dediğimiz bir hikaye var. Bununla beraber Bitcoin'de genelde 4 yılda bir başlayan bir boğa koşusuna biz tanıklık ederdik. Fakat biz son süreçte hep şunu söyledik. Bu sefer Bitcoin'de, yani 65 bin doların düzeltmesinden bahsediyorum. Bu sefer Bitcoin'de bizim 4 yıl beklememizi gerektirecek bir durum olmayacak. Bunun da temel sebebi şuydu. Artık Bitcoin son süreçte 65 bin dolara giderken çok büyük miktarda kurumsal yatırımı arkasına aldı. Ve bununla beraber de bireysel adaptasyon Bitcoin tarafında gerçekten çok üst noktaya ulaştı. Ve artık Bitcoin sadece kendi iç dinamikleriyle hareket etmiyor. Bütün finansal enstrümanlarla birebir ilişki içerisinde. Dünyanın gidişatı da malumunuz. Çok yüksek bir enflasyon beklentisi var. Artık Bitcoin rüştünü ispat etti diyebiliriz bu alanda. Yani yatırımcılar için evet riskli bir varlık mı? Doğru, volatil bir varlık, riskli bir varlık. Ama bu kadar yüksek enflasyona dünyanın koşa koşa gittiği bir dönemde de Bitcoin gibi sınırlı bir varlığın yukarı yönlü hareketi zaten beklenen bir hareketti. Şu an Bitcoin bu hareketini gerçekleştirmeye başladı yukarı yönlü. Peki devam edecek mi sizce? Yani analistlerin 100 bin dolar tahminleri ne kadar gerçekçi? Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim, aslında teknik olarak 50 bin dolar kırıldıktan sonra ben Bitcoin'deki hareketin çok daha sertleşerek yukarı yönlü gitmesini bekliyorum. Analistlerin tabii farklı farklı beklentisi var. Atıyorum Citibank'ın 300 bin dolar gibi bir beklentisi var. 300 bin dolar tabii ki birazcık abartılı olabilir ama şunu söyleyebilirim. Eğer Bitcoin 50 bin doları yukarı yönlü kırarsa, ki bu çok güçlü bir ihtimal gibi duruyor şu an. Buradan aldığı ivmeyle beraber Bitcoin'in zaten bu hareketleri çok kolay yaptığını biliyoruz. Tüm zamanların zirve olan 65 bin doları geçecektir ama 2021 yılı içerisinde, yani bu yıl bitmeden ki artık 5 ay gibi kısa bir süre kaldı, 100 bin dolar gelir mi? Onu şimdiden tahmin etmek güç ama tüm zamanların zirvesinin gelmesi 50 bin dolar kırılırsa oldukça güçlü bir ihtimal gibi duruyor. Ama şunu söyleyebilirim, Bitcoin'de 100 bin dolar 2021 belki yılı içerisinde gelmese bile 2022 yılı içerisinde ben Bitcoin'de 100 bin dolarları göreceğimizi düşünüyorum. Peki bir yandan bakıyoruz, Ethereum da yükseliyor. O da bir başka yıldız kripto para piyasalarında. Evet. Bitcoin'deki artışa rağmen Ethereum'un Bitcoin'in yerini alacağını düşünenler var. Yani hacim olarak Bitcoin'in ağırlığını Ethereum'u bırakacağı yönünde. Sizin beklentiniz ne? Şimdi şöyle, Ethereum'u şöyle okumak lazım. Ethereum son süreçte gerçekten çok başarılı işler yaptı ve önümüzdeki süreçte çok daha başarılı işler yapmayı planlıyor. Öyle söyleyelim. Bir kere Ethereum ağının hüviyeti komple baştan sona değişecek. Neyden bahsediyorum? Şimdi 5 Ağustos'ta Ethereum çok önemli. Bizim hard fork dediğimiz ağda çok önemli bir güncelleştirme diyelim. Yani kendi ağ içerisinde bir değişikliğe gitti ve bu değişiklik şu an Ethereum fiyatına ciddi anlamda etki ediyor. Neydi bu değişiklik? Londra hard fork'u ile beraber şöyle bir durum çıktı Ethereum'da. Ethereum'da şu an Bitcoin'den farklı olarak sınırsız bir arz söz konusu. Yani Bitcoin'de
mutlak sınırlı bir arz var. Bu da 21 milyonla sabitlenmiş durumda. Fakat Ethereum'da bu bu şekilde değil. Sınırsız bir şekilde madencilerin her blok başına aldığı 2 Ethereum'la beraber durmadan artan bir arz söz konusu. Şimdi Londra hard fork'u ile beraber şöyle bir durum ortaya çıktı. Bu blok başına madencilere verilen 2 Ethereum'un bir kısmı bir daha sirkülasyona sokulmamak üzere yakılmaya başlandı. Yani bu da tam bir deflasyonist yapı olmasa da gitgide Ethereum'da deflasyonizme doğru kayan bir sürecin kapısını açtı. Hatta bazı zincir analistleri şunu öngörüyorlar. 2022'nin ilk çeyreğinden sonra Ethereum'un arzı artık yükselmekten ziyade stabil bir form almaya başlayacak. Yani 120 milyonlar civarında. Onun arkasından da eğer işler istendiği gibi giderse geriye gelmeye başlayacak. Tabii ki sizin de malumunuz her şey arz talep dengesi üzerine kurulu ve Ethereum'un talebi önümüzdeki süreçte gitgide artacak, şundan dolayı artacak. Ethereum'un şu an çok ciddi problemleri var. Yani bir çok yüksek işlem maliyetleri var. İki ağdaki işlemler oldukça yavaş. Şimdi önümüzdeki süreçte 2.0 adı verdikleri, diğer bir adıyla Serenity adı verdikleri güncellemeler silsilesiyle beraber Ethereum burada hem çok ucuz, hem çok hızlı hem de merkeziyetsiz bir ağda bu işlemleri gerçekleştiriyor olacak. O yüzden de uygulamalarda oldukça fazla tercih edileceği için bana göre Ethereum'un yönü bu saatten sonra sert bir şekilde yukarı olması beklenebilir. Peki Bitcoin'in tahtını sallar mı sizce? Sallayacak mı? Fiyat olarak zor. Hacim olarak ihtimal var, olabilir. Market cap'teki yeri olarak biraz zor olsa da olabilir ama bana göre Ethereum yatırımcısı Ethereum'un eski şaşalı günlerine dönmesine bile razı. Yani neyden bahsediyorum? 6 tane Ethereum'un 1 Bitcoin yaptığı günlerden bahsediyorum. Ethereum bunları başarmıştı zamanında. Yani 6 Ethereum verip 1 Bitcoin alabiliyordunuz. Tabii ki şu an o formundan uzakta ama önümüzdeki süreçte bu formu yakalamaması için Ethereum tarafında hiçbir sebep yok. Peki işte Dogecoin, Holo bunlar da Türk yatırımcısının sevdiği coinler. Bunlar da önümüzdeki dönem beklentilerinizde alabilir miyiz? Evet, yani öncelikle şunu söylemek lazım. Türk yatırımcılarının çoğunu Bitcoin'in fiyatının ne olduğu maalesef ilgilendirmiyor. Çünkü pek bir çoğu altcoin'lerde kalmış durumda. Şimdi Doge dediğimiz zaman Doge aslında bizim Doge, Shiba, meme token dediğimiz yani teknolojik olarak bir altyapısı olmayan sadece insanların tercihiyle beraber, almasıyla beraber yükselen veya düşen. Yani Ethereum'daki gibi ağda bir geliştirme oralarda söz konusu değil. Bunlar tamamıyla manipülatif kripto paralar. Ben açıkçası onlara şu gözle bakıyorum biraz. Doge olsun, Shiba olsun. Bunlar biraz kumar paraları. Yani gerçekten çok büyük bir risk alıyorsunuz burada. Ama şunu da parantez içerisinde söylemek lazım. Bitcoin 50 bin doları kırdıktan sonra ben içeriye girişin yeni yatırımcı tarafında. Çünkü biliyorsunuz yeni yatırımcı her zaman yüksek fiyattan girer. Yeni yatırımcı tarafında oldukça katlanarak artacağını düşünüyorum. Bununla beraber de şunu çok iyi biliyoruz biz yeni yatırımcıda. Şöyle bir davranış kalıbı var. Doge gibi, Shiba gibi ucuz coinleri alayım. Yani böyle bir mantalitesi var yeni yatırımcının. Bununla beraber de çok büyük ihtimalle Bitcoin 50 bin doları geçmesiyle bu tarz kriptolarda oldukça sert yukarı yönlü ataklar biz yine göreceğiz. Yani altcoin'lerde de yukarı yönlü bir hareket başlayacak diyorsunuz. Evet. Son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi Bitcoin'in işte son dönemde yaşadığı düşüşte Çin'in madenciliği yasaklaması, Amerika'daki regülasyon hazırları ki dün o tartışmalı kripto para yasa tasarısı da Senato'dan geçti yanılmıyorsam. Bunlar etkili olmuştu. Şimdi Türkiye'de de bir regülasyon beklentisi var. Merkez Bankası duyurmuştu, hazırlıklar sürüyor. Bu tip gelişmeler önümüzdeki dönem kripto paralara nasıl yansıyacak sizce? Evet, şimdi şunu söylemek lazım. Biz bu sene başından bu yana hep şunu söylüyoruz. 2021 iki tane şeyin yılı olacak. Bir, kurumsal alımlar, iki, regülasyonlar. Regülasyonlar çok önemli. Regülasyonlardan bir kere çok korkmamak lazım. Tabii doğru yapılan regülasyonlardan, bilinçli yapılan regülasyonlardan çok korkmamak lazım. Şu an Amerika'daki olan olay tam bir fecaat, tam bir sıkıntı. Çünkü işi bilmeyen siyasetçiler kalkıp teknik konular hakkında fikir beyan ediyorlar. Fikir beyan etmekten öte yasa çıkartıyorlar. Bu çok tehlikeli. Çünkü
böyle bir şey yapılacaksa bile bunun teknik muhataplarının fikirlerinin alınması lazım. Paydaşların fikirlerinin alınması lazım. Kaldı ki bu tasarı birkaç kere değişmek durumunda kaldı. Çünkü ilk hali gerçekten çok kötüydü. Sonra birazcık daha düzeltildi ama şu haliyle bile çok büyük problemler içeriyor. Ben açıkçası burada sağduyunun galip geleceğine inanıyorum. Özellikle Amerika tarafında şu an SEC'in başında bulunan isim kripto paraları ve blockchain teknolojisini gerçekten çok iyi tanıyan bir isim. Kaldı ki üniversitelerde bununla alakalı ders vermişliği bile var. Bu kadar teknolojiye hakim bir isim. Teknolojiye bu kadar hakim isimler eğer kilit noktalara getirilip söz sahibi yapılırsa buradaki regülasyonlar ekosistemi besler. Ama bilinçsiz getirilen tasarılar, yasalar tabii ki ekosisteme birazcık zarar verir. Ama bunlar kısa vadeli dalgalanmaları yol açar. Uzun vadede kripto paraların gidişatını çok fazla etkilemez diye düşünüyorum. Kripto Teknik Kurucusu Oytun Es, çok teşekkürler bu değerlendirmeleriniz için, bize katıldığınız için. Dünya Web TV'de Bitcoin'deki yükselişi konuştuk. Yayınlarımız devam edecek. Bize abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.